Çok dar zamanlar gördük. Gerçekten çok sıkıntılı zamanlar gördük. Darbeler gördük. Sıkı yönetimler, ekonomik krizler, genel grevler gördük. Kıbrıs'ta savaştık. Karartma geceleri yaşadık. Milletçe ambargolar yedik. O ambargolar yüzünden benzin bulamadık, tüp gaz bulamadık. Devalüasyonlar gördük. %7.000 faizler gördük. 70 sente muhtaç olduğumuz günler gördük. İşsiz kaldık, kemer sıktık, neler? Ama milletin ekmek alacak para bulamadığı, ekmek alırken çaresizlik yaşadığı, yahu bu milletin ucuz ekmek kuyruğuna girdiği bir dönemi asla görmedik. Hani diyor ya 91 yaşındaki annemiz, ben bu yaşıma kadar görmedim. Görmedim. Hangi dünya görüşüne yakın olursa olsun, hangi partiye oy verirse versin, 3 aşağı 5 yukarı benimle böyle aynı yaşlarda olan tüm izleyicilerin bu anlattıklarımı aynı tatsız duygularla, acı veren bir gülümsemeyle dinlediğinden eminim. Yoksul ailelerin çocuklarıydık, hiçbirimiz sarayda büyümedik. Ama hiçbir şeyimiz yokken bile, hiç olmazsa elimizde salça sürülmüş bir dilim ekmeğimiz vardı kardeşim. Veya toz şeker serpilmiş bir dilim ekmeğimiz vardı. Geleceğe dair masum, saf, temiz hayallerimiz vardı bizim. Pırıl pırıl umutlarımız vardı. Şimdi o bir dilim ekmeği yerken bile utanıyoruz. 91 yaşında annemiz, ucuz pide kuyruğunu. Bir başkasına mikrofon uzatılıyor. Eşim ucuz kıyma kuyruğuna girdi, ben ucuz ekmek kuyruğundayım diyor. 10 bin lira emekli maaşı. Ben yaşlarda bir emekli arkadaşımıza soruyorlar, elinde poşet, poşette 3 tane ekmek. 1 liranın hesabını yapacağım hiç aklıma gelmez dedi. 42 yıldır ben bu ülkede gazetecilik yapıyorum. Yüreğimin taşıyabileceğinden fazla insani sıkıntı gördüm. Hatırlamak istemediğim boyutlarda sıkışmış hayatlara tanıklık ettim. Ama milleti kitlesel olarak hiç bu kadar darda görmedim.